Evet, elimizdeki kitap Kara Kutu. Bir kitabı kitapçıda gördüğümüz zaman ya da bir arkadaş tavsiye ettiğimiz zaman ilk yaptığımız şey kitabın şöyle bir arka kapağına bir göz atmak. Bir Soner Yalçın araştırması. Tarih 5 Ocak 1978. Yer Ankara. Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndaki gizli toplantıda devrim gibi kararlar alındı. Tarih 12 Eylül 1978. Yer Kazakistan Almata. Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği uluslararası konferansın sonunda yayımladığı bildiriyle Amerika Birleşik Devletleri küresel ilaç şirketlerini kızdırdı. Tarih 26 Mart 1979. Yer İtalya Como Gölü sayfiyesi. Rockefeller sahibi olduğu Bellagio evinde yaptığı NATO güvenlik toplantısında 100 yıldır kontrolünde olan endüstriyel tıpla ilgili bir dizi kararlar aldı. Ve tarih 25 Haziran 1979. Yer Manisa. Cemil Çöllü MHP il başkanıydı. Sahibi olduğu huzur eczanesinde öldürüldü. Ertesi gün tarih 26 Haziran 1979 yer Manisa. Neşe Gülersoy CHP kadın kolları üyesiydi. Sahibi olduğu yeni afiyet eczanesinde meslektaşı MHP'li Cemil Çöllü'nün katledilmesini protesto eden bildiriyi yazarken öldürüldü. Yine Manisa, yine bir eczane. Tarih 19 Aralık 1979 Mete Erdem CHP il başkanıydı. Eczanesinde içeri giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bu bir cinayet romanı değil. Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor. Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler kim? Neyin karşılığı? Ne kadar para aldılar? Tabular yıkılacak, ezberler bozulacak. Artık yüzleşme vakti. Hakikaten cinayet romanı gibi görünüyor. Evet ama değil. Hem de cinayet romanı. Peki ben yıllardır... belki bir bu tematik programlara başlayalı beri belki 15 yılı aşkın bir zaman oldu. Ne zaman işte GDO ile ilgili, beslenmeyle ilgili, ilaçlarla ilgili bir program yapsam genelde bana bir şey gelmez ama katılımcı konukların biraz endişeli olduğunu, yer yer zaman zaman tehditler aldığını duyar dururum. Hakikaten böyle bilmediğimiz dünya üzerinde çok sıkıca örgütlenmiş bir mafya mı var? Bir ilaç mafyası mı var? Mafya mı diyelim, lobi mi diyelim bunu tartışırız. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Okan, benim sana bir gecikmiş teşekkürüm var. Çünkü biz cezaevindeyken, FETÖ bizi bir kumpasla cezaevine attığı zaman, Türkiye'de büyük bir sessizlik varken, sen her zaman stüdyonu bizim arkadaşlarımıza açtın ve bunun bir kumpas olduğunu söyledin. Bunu eğer bugün birçok insan o zaman Hizmet Hareketi diye FETÖ'yü desteklerken sen buna karşı bir direnç oluşturdun. Öncelikle bunun için ve bizim sesimiz olduğun için çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Bütün bunların ceremesini çekmiş ve hala vazgeçmemiş bir insan olduğun için, var olduğun için ben çok mutluyum. Şimdi Okan'cığım şöyle söyleyeyim. Yani Kara Kutu'ya tabii ki geleceğiz. Ben seni bir tabu kırıcı olarak görürüm. Kendimi de öyle görürüm. Evet, bunu sen söylesen daha iyi olur değil mi? Hadi ben söyleyeyim. Tabii. Evet, evet. Şimdi ben gazeteciliğe başladım. İşte o zaman 80'li yılların sonunda Güneydoğu'da faulü meçhul cinayetler var. Oradan bir tane askerin biri bana bir takım bilgiler veriyor. Sonra o öldürüldü. Faulü meçhul cinayete kurban oldu. Ve ben Binbaşı Ersever'in İtirafları kitabıyla bu yazı hayatına başladım. Mecbur başladım çünkü ben hiçbir zaman kitap yazmak istemiyordum. Herkes kitap yazıp böyle başına, isminin başına işte gazeteci, yazar titrini koymayı çok sever. Ben ona hep karşı çıktım. Bir de araştırmacı, gazeteci falan vardı. Bu titler sevmem ben. Ben gazeteciyim. Çünkü gazeteci zaten öyle olmak zorunda. Ben faili meçhul cinayetleri yazdım ve en büyük tepkiyi kimden aldım biliyor musunuz? Gündemi değiştiriyor diye. O zaman ya HEP'ti ya DEP'ti bir parti vardı. Onlar bana tepki gösterdi. Sonra ya susurluk olmadan, belki bazı gençler hatır, bazıları hatırlamaz. Yani Türkiye'de siyaset, ticaret ve mafyanın iç içe geçtiği susurluk olayı insanları öldürüyordu birçok yerde. Ve ben onlar daha olmadan oturdum. Behçet Can Türk'ün Anıları diye kitabını yazdım. Ve yine tepkiler topladım. Vay efendim devlet onu mu yapar, o bunu mu yapar, öyle yapar mı? Sonra diyelim ki FETÖ konusu oldu ve ben dedim ki bu kesinlikle bir hizmet hareketi değildir. Bunun arkasında küresel güçler vardır. Buna İsrail dersin, Amerika dersin, Mossad dersin, CIA dersin. O bir tartışma konusu ve ben burada da büyük tepkiler aldım.
Yani ben her yazdığımdan, çünkü niye her yazdığından Soner sen tepki alıyorsun? Çünkü genel kabuller vardır bir toplumda. Hmm. Sen o genel kabullere karşı çıkarsan, ezberletilmişlere karşı çıkarsan, farklı bir şey söylersen, insanların ilk yaptığı karşı çıkmak oluyor. Hmm. Aynı Kara Kutu kitabında olduğu gibi. Hmm. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de de sanki ikiye bölünmüş durumda. Biri Kara Kutu'yu eleştiriyor, biri Kara Kutu'yu övüyor. Ama eleştirenler kitabı okumayanlar. Hmm. Açık ve net söylüyor. Hmm. Yani insanlar kitap okumuyor ve biz de kitap okumadan ve sosyal medyanın da etkisiyle, ben hep onu söylüyorum, bizim düşünsel fikir çıtamız çok düştü, çok vasatlaştı. Biz artık tartışma adabını bile bilmekten uzaklaştık. Bunun sosyal medyada etkisi vardı. Daha temele inersin, 12 Eylül düşünceyi özgürlüğünün önünde büyük engeldi vesaire vesaire. Bunun daha temellerine inebiliriz. Ama biz tartışma adabını bilmiyoruz. Yani okuyup, inceleyip, ona karşı argümanlar geliştirip, öyle oldu. Hayır, tek meselemiz ne biliyor musun? Kişisel. Şimdi bir bakıyorum ben, bu kitabı eleştirenlere, okuyup çok nitelikli eleştiren akademi dünyasında insanlar var, başımızın üstünde yeri var. Bir yazı varsa, söz varsa eleştiri olacak. O da onun zenginliğidir zaten. Hmm. Sen de bilirsin, ben de bilirim ki bizi biri eleştirdiği zaman harika bir şeydir bu. Evet. Kale almıştır da evet. Okumuş, araştırmış, not almış ve yazı yazıyor. Bu çok önemlidir. Hmm. Ama bir de okumadan, sana şöyle bir örnek vereyim. Oda TV'nin eskiden yazarlığını yapmış ve sonra anlaşamamış yazısından dolayı veya başka bir sebep. Hmm. Ne kadar insan varsa bu kitabı eleştiriyor. Nasıl eleştiriyorlar? Ya bir takım şeyler topluyorlar, belgeler. Ben de işte program başında biraz konuştuk. Cımbızlıyor. Mesela şey benim gibi bir adamı, benim gibi bir adamı ömrünü vermiş bu işlere. Hı. Atatürk karşıtı olarak gösteriveriyor. Ya bu ülkede, bir ülkede bir makaleyle ocu oluyorsun, bir makaleyle bucu oluyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yazık ki o noktaya gelmişiz. Hı. Ve bir gün senden de rica ediyorum. Böyle bir program ya, biz niye bu kadar vasatlaştık? Hı. Niye kavramlarla tartışmıyoruz, olgularla tartışmıyoruz? Soner'in dört gözü var diye tartışıyor. Yapma arkadaşım yani. Niye zorluyorsun yani? Yok işte iki tane var. Hmm. Ama zorluyor. Hmm. Ve buna karşı çıkmak gerekiyor. Hmm. Ve istiyorlar ki ama daha temele baktığı zaman. Hiç şüphe duyulmasın, hiç soru olmasın tıpta. Var olan bir düzen var ve var olan bu düzen devam etsin, sürsün gitsin. Ben de diyorum ki arkadaşlar bakın ben... Bir sabah uyandım ve hadi ben bir tıpı yazayım falan demedim. Bu tıp tartışmaları Amerika'da, merkezi Amerika ve Avrupa'da çok fazla yapılıyor. Başka yere doğru gidiyor fikir tartışmaları. Bizde hiçbir şeyi tartıştırmıyorsunuz. Hı. Yapmayın. Ben mafya demem tabii ki. Bir ağır bir lobi var. Ağır lobi ne yazık ki aydın geçinen bizim isimlerini bildiğimiz... İnsanları kullanıyorlar. Ben bunu çok acı olarak görüyorum. Ben sana bir örnek daha vereyim. Bu kitaba baktığın zaman, bu kitap kapitalist tıp anlayışının eleştirisidir. Evet. Onun özünde baktığın zaman bu kitap Marksist bir kitaptır. Sen şimdi Marksist bir kitabı, temel meselesinde zaten Foucault'yu almış, Ivan Illich'i almış, Engels'in İngiltere işçi sınıfının üzerindeki ilk sağlık raporlarını almış ve böyle bir kitaba sen kendini sol olarak görerek nasıl eleştirebilirsin?